Evet sevgili seyirciler, bu efsanevi otomobili Anadolu STC'yi seyrettikten sonra stüdyomuzda özel bir konuğum var. Benim çok eski bir dostum, çok sevdiğim bir dostum. Biraz kendisini size anlatmaya çalışacağım. Hani ekranlarda böyle bayramlarda, seyranlarda, yılbaşında, kar yağdığında, yağmur yağdığında bir sürü insan çıkıyor ya. İşte bir şey uzmanı diye, güvenli sürüş teknikleri uzmanı, ileri sürüş teknikleri uzmanı. Asıl uzman bizim stüdyomuzda. Sevgili Mert, hoş geldin. Seninle bir süredir konuşuyoruz ama programlarımız denk gelmedi. Sen de çok yoğunsun biliyorum. Eğitimler falan. Öncelikle kısaca seni bir tanıyabilir miyiz? Bu kadar süreçte neler yaptın? Senin bu uzmanlığının dayandığı yerler nedir? Biraz seyircilerimiz seni tanısın. Ondan sonra tabii ki asıl konularımıza geleceğiz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetin bizi burada ağırladın. Ben çok keyif aldım. Senin de böyle başladığın gibi beraber çok uzun yıllardır tanıyoruz. Sen otomotiv dünyasındaki gibi ben aynı zamanda izleyicinim, takipçinim bir taraftan da program olarak. Ben yaklaşık 26-27 yıldır Türkiye'deki ilk adıyla ileri sürüş teknikleri, sonra zaman içinde güvenli sürüş gibi adlara büründüren bir sektör içerisinde var olma çabamız vardı. Bu da aslında merakımızı, ilgimizi, yarışçı olma niyetimizi, otomobilleri ağır vasıtalar olan böyle zevkimizi, çocukken motor sesinden aracın ne olduğunu anlamaya çalıştığımız yıllardan bugüne doğru baktığında güvenli sürüş ya da yol güvenliği diye bir isim artık bu sektörde bir hale geldi. Ben bunun uluslararası eğitmeniyim. Dünyada bu işin Almanya, Avusturya, Hollanda hatta İngiltere'de aslında bir eğitmen olmak için akreditasyonları var. Maalesef bizim ülkemizde bir eğitmen olmanın sadece halk eğitim merkezinde sürücü kursu olacak hocaların eğitim aldığı bir yer var. Yani uluslararası bir eğitmen olma yeri Türkiye'de yok. Biz de çalıştığımız kurumlara ve eğitim verdiğimiz kurumlara kendimizi akredite edebildiğimiz ya da bu mesleği okullu ve alaylı olduğumuzu gösterebilmek için hep yurt dışına gitmek zorunda kaldık. Hala bu yaşta bile birkaç hafta içinde birkaç kere eğitici eğitimlerine bile devam ediyorum. Yani 26. 27. yılda belki bizi izleyip bu mesleği yapacağım diyenlere de önerimizde de şöyle olması lazım. Sen öğrenmeyi bırakırsan, birlikte öğrenme fikrinden uzaklaşırsan birilerine bir şey öğretemezsin. İleri sürüş deyip ileri gittim zannedersin yanılırsın. Güvenli sürüş işi başka bir şeydir. Yol güvenliği konuşmak bambaşka bir şeydir. Evet, bunlar aslında birbirinden ne kadar farklı değil mi? Bir de benim en çok dikkatimi çeken şey şu. İşte ehliyeti diyorum hani aldın tamam da kimden öğrendin? Babamdan öğrendim, amcamdan öğrendim. İşte kamyon şoförü bir abimiz vardı ondan öğrendim. Ya diyorum iyi güzel de onun bildiği teknolojilerle, yol şartlarıyla her şey bugün bambaşka değişti. Ve hani matematiği matematik öğretmeninden, Türkçeyi Türkçe öğretmeninden öğrenirken araç kullanmayı niye bu işin öğretmeninden öğrenmiyorsun da işte eş, dost, akrabadan öğreniyorsun? Öğretmenlik başka bir şey. Eğitebilmek, öğretebilmek, anlatabilmek başka bir şey. Bir de bugünün teknolojisini takip edebilmek başka bir şey. Çok doğru. Biz anlatmak eğitim değildir diyoruz zaten. Anlatmak başka bir şey, eğitim başka bir şey. Bir eğitmen dili vardır, bir otomotivin sokak dili vardır, bir yarış dili vardır, bir de otomotivin endüstri olarak teknik terimi vardır. Şimdi bunların hepsini bir yere toplayarak birine bir şey anlatırsanız o bilgi bombardımanı olur ve çalışmaz. O yüzden evinden işine, A noktasından B noktasına, yılda bir kere arabasıyla tatile giden, işi icabı araba kullanan insanlara, bir şirkette çalışıyorsun, şirket size araç vermiş ve işinizi devam ettiriyorsunuz. İlaç firması olabilir, gıda sektörü olabilir, inşaat sektörü olabilir, satış sektöründe olabilirsiniz, endüstri olarak dolaşıyorsunuz. Yılda 40-50, 60-70 bin kilometreler de yapıyorsunuz. Sen yarışçılıkla ilgilenmeyeceksin. Sokakta makas atmayla ilgin yok. Islak zeminde, kaygan zeminde fren yapmayı öğreneceksin. Viraja nasıl girilir? Frene nasıl basılır? İşte babandan öğrendiğin gibi aman debriyaja basma araba hızlanır mı diyeceksin bana hala. Ya da rampayı indiğin vitesle çıktığın vitesle bunları mı konuşacaksın? Biz bunların hepsini yaşıyoruz. Evet, bunlar ne kadar klişe oldu bir dönem için değil mi? O eğitim kitaplarında vardı rampayı çıktığın vitesleyin falan diye ama bunlar hep böyle ağırlıklı otobüs ve kamyon sürücüleri için anlatılırdı. Evet. Bugün kullandığımız araçlar diyeceğim artık hani hepsini kapsasın diye o kadar farklı ki yani eski araçlarla güvenlik teknolojileri başka, sistemler farklı, radarlar, sensörler, lidarlar bir sürü şey var. Bizim bunları bugünkü sürücülere adapte etmemiz lazım ve eminim sen onu yapıyorsun. Sen hangi aracı kullanıyorsun diyerek o araca göre ona bir şeyler anlatıyorsun. Yani ben hala şimdi marka veremeyeceğim ama 70'lerin 80'lerin bizim de çocukluğumuzun efsane otomobillerini kullanıyorsam tabii ki ABS yok, ESP yok, traction control yok, bir şey yok. Bana bir de arkadan itişle özellikle başka bir şey anlatman lazım değil mi? Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Burası zaten şehir efsanelerinin de olduğu bir yer. Yani otomobilcilik camiasında
biz Türklerin zaten sokak arasındaki gazlamayla başlayan hayatı yarışçı olabilmeyle olamama arasında kalmış. Biraz ekonomik durumu müsaade etmemiş, biraz şartları müsaade etmemiş. Ama o kendini ispat ettiği bir yer oluyor. O ispat ettiği yerin sokağa yansıması kazayla sonuçlanıyor. Yılda 10 bin kişilerin öldüğü ülkeli halindeyiz. Peki iyi araba alıyoruz, yolu yapıyoruz. Neden sen kazaya ulaşıyorsun? Biz böyle şey yapıyoruz. İnsanın davranışını değiştirmek çok zor bir iş. Yani eski alışkanlıklarını, sokak davranışlarını. Senin 70-80'deki öğrendiğin araba kültürüyle 2024 yılında bindiğin bir arabaya aynı teknolojiyle fren yaparsan zaten araba ne diyorsun diyor. Arabanın bir elektronik sistemi var. Emir vermek zorundasın. Anlamıyor senin ne yapmak istediğini. Ya da hala vites küçülterek fren yapıyor olmak rally etabına giriyormuşsun gibi davranıyorsun. Viraja yaklaşıyor. 5'ten 3'e alıyor. Yaparak. Konumuz bu değil ama. Bundan bahsetmiyorum. Şu hareket çok hoşuma gitti. O var ya, hakikaten bunu canlı şahit olduğum birkaç kişi de. Dedim ne yapıyorsun? Hani dönüyor. Dedim ki bu böyle olmaz ki. Hani aracın bir ağırlık dengesi var. Sen ağırlık bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Virajda zaten arabayı dağıtıyorsun aslında. Onu yarışlardan görmüş bir şey zannettiği evet. için yapıyor. Yani çok ince şeyler var böyle. Yani günlük hayatta mizansen gibi gördüğümüz. Bunları düzeltmek lazım ama biraz da zor değil mi? Biz şöyle terzi işi çalışıyoruz. Bir eğitim bir kurumuyuz biz. Biz kurumsal olarak firmalara eğitim veriyoruz. O firmanın ya kazasının aksiyonuna göre eğitim planlıyoruz ya da kazalarının sebeplerini bir havuzda topluyoruz. Hangi tip olaylarla kazaya karışmışsınız? Araç takip sistemini kontrol ediyoruz. Hızlarını kontrol ediyoruz. Günlük çalışma saatini kontrol ediyoruz. Sürüş saatini kontrol ediyoruz. Bugün sponsorlarımızla bile bu şekilde çalışıyoruz. Sonra sürücülerine, bakın sürücü diyoruz ama şoför demiyoruz. Kullanıcı diyebiliriz. Yani mesleği sürücülük değil. Şimdi bu arkadaşımızın sahada bir kazaya karışmaması lazım. Tüm gün sahada ama yorgunken dönüyor. Gece eve dönmesi lazım. Amaç en kısa sürede eve dönmek mi, dönebilmek mi? Hani senin için evde kıymetliler var, çocuk var, ailem var diyorsun. Benim için onlar kıymetli. Bence sen daha kıymetlisin. Eve dönmezsen onların bir kıymeti yok. Bir sürü dönemeyen var. O yüzden diyoruz ki şimdi biz arka koltuk emniyet kemerini gündem yapıyoruz bu ülkede. Islak zeminde frene basmayı gündem yapmaya çalışıyoruz. Korkmadan frene basmak için bir pistimiz var. Epoksi zeminimiz var. İşte sen de geldin biliyorsun. 50 kilometre ile 60 kilometrenin arasındaki 10 kilometrenin durulamayacak kadar büyük bir hız olduğunu ıslak zemin için ispat etmeye çalışıyoruz. Ve hem bu ekranlarda hem sen bir otomotivci hem de artık bence televizyoncu olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Ana haber bültenlerinde sevgili Murat şöyle bir kelime var. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, savruldu, spin attı, takla attı. Bu direksiyon hakimiyeti nasıl kayboluyor hiç anlamıyorum. Benim eğitimlerimde saatte 50-60 kilometreyle adam geliyor. Güncel bir otomobille, yani premium olmasına gerek yok. Islak zeminde frene basmayı öğretiyorum. Şu ellerini bırak diyorum direksiyondan. Nasıl bırakayım? Ben sokakta bunu yap demiyorum. Bir anla bakalım. ABS nasıl çalışıyor? Gerçekten bu haber bülteninde direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kayboluyor mu? Bıraktırıyorum. Bakımı lastikleri problemi olmayan, frenlerinde problemi olmayan. Dümdüz duruyor. Arabasını ve lastiğini tanıtıyorum. Sınırlarını, çerçevelerini çiziyorum. Hava basıncı hiç kontrol edilmeyen şeylerden bir tanesi aslında değil mi? Çok doğru. Yani arkadaki bir lastiğin hava basıncı 2 psi düşük olsun. Bir engelden kaçarken hemen arkan kayar savrulur, tutamazsın. Peki sana hemen bir soru, bana çok geliyor da senin ağzından ben duymalarını istiyorum bir kez daha. Aracımda işte bir lastiğim ya da iki lastiğim deforme oldu, bir şey oldu. Değiştireceğim. Yeni lastikleri nereye takıyoruz Mert? Nefis soru ya. Nefis soru. Arkaya takıyoruz. Arkaya takıyoruz. Bunu söylediğimde muhtemelen sanacaklar ki ya Murat. Önden çekişli araba değil mi? Yok yok. Çıkara çıkara bu arkadaşı mı çıkardın diyecekler senin için. Televizyona zorlanabilirsin o anlamda. Şimdi biz de yıllarca sanayi sitesinde önden çekişli otomobiller yaygınlaşmaya başlayınca bir lastik deforme oldu değiştirdik. Öne tak tutunma artsın diye. Ama araçların stabilizasyonunu arka lastikler sağlar. Siz ön lastiklerinizle kalkış anında bir kabiliyetiniz, yeteneğiniz tırmanmada vardır. Ama siz direksiyonla çocuk atladı önünüze. Annesinin elinden yola fırlayan bir çocuk var. Ya da bir dört ayaklı dostumuz atladı. Kaçtın. Savrulma başladığında arka lastikler kötüyse günümüz teknolojisindeki ESP'ler, EBD'ler, ABS'ler de işe yaramıyor. Arka lastikte yanal savrulma başlıyor. O yüzden biz diyoruz ki aslında bir lastik deforme olup komple atacaksan iki lastik değişmek lazım. Param yok, bu sene kış lastiği alamıyorum diyorsan da aslında iki lastik iyi alıyorsan bunları lütfen arkaya takmanı istiyoruz.
Evet, bu en güzel şey. Bir de Mert, senle sohbet ederken çok güzel bir hikaye anlatmıştın bana. Bu senin almış olduğun sertifikalarla ilgili. İngiltere'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O hikayeyi de senden dinleyelim. Yani nasıl oldu hikaye? Şimdi hani burada seni tanıtıyoruz ediyoruz ama sen yurt dışında da aslında bu konuda tanınan, bilinen ve orada sertifikalar almış bir insansın. Yıllardır 26-27 sene dedim bu işi yapıyorsun. Bir fiil yapıyorsun bir de. Yani her gün bu işi yapıyorsun. Her gün yapıyorum. Hani böyle bayramda, seyranda ortaya çıkıp evet ben de kullanıyorum. Yarışçıydım ben eskiden, hani şunu da anlatayım falan değil olay aslında. Evet, yani bırakmadım da sertifika alma işini. Çünkü orayı takip etmediğinizde burayı sokak gibi anlatırsınız. Ben burayı başka bir seviyeden anlatmak istiyorum. Biz bu işin bana göre hani dünyadaki Mekke'si Almanya. Almanya'da bu işin, yani benim yaptığım işin çok kıymetli bir yeri var. Avusturya'da yüzlerce eğitim pisti var. Korkunç büyük dönüm. 300 dönümün eğitim pistini gördüm. Oralarda eğitimler aldım. Sertifikasyon. Hollanda'da aldım. Hala alıyorum. En sonunda da çalıştığımız kurumlar bizim bu mesleğe aşık ve tutkumuzu görünce bizi kraliyet ailesine yönlendirdiler. İngiltere'de kraliyet. Ben duyunca hazır ola geçmiştim zaten, böyle hani nasıl gideceğiz, bizi kim yani, öyle bir başlık var ki orada. Sonra biliyorsunuz dünyada bu kraliyet ailesinin 105 yıl evvel kurduğu bir kurum var. Yani reklama girmez herhalde orada. ROSPA diye bir kurum var. Motosikletçiler daha iyi bilirler. Yazıyorsunuz internete. Kraliçenin resmi çıkıyor yani internet sitesinin altında. Dediler ki sizi buradan akredite ettirmek istiyoruz. Yani heyecanın gururuyla birleştiği bir yerde o. Biz buradan gittik. Sevgili Ayhan Gökdemir beraber iş yaptığım arkadaşımla gittik. Gerçekten bizi bir karşıladılar, bizi ağırladılar. Anlamaya çalıştık birbirlerimizi. Fakat bizi davet etmeden 2 yıl evvel, tam 2 yıl bizi takip etmişler. Sosyal medyadan, internetten, televizyon ekranından, ağzımızdan çıkan kelimelerden, eğitim içeriklerimizden, web sayfamızdan. Düşünebiliyor musun? Yani ağzımızdan bir cümle bir kere yanlış çıksa bir yerde kabul görmüyor. Ve bugün hem akreditasyon merkezi hem de sertifikasyon merkezi olarak, hani nasıl Angelina Jolie çocuklarla ilgili bir elçi, biz de yol güvenliği elçisi olduk. Öyle tarif ettim. Evet, bu da gayet güzel. Bizim adımıza da gurur verici bir şey. Yani bir Türkiye'den böyle bir kurumda bir ismin olması benim için çok önemli en azından. Çünkü yapılan işin de ciddiyetini gösteriyor. Mert, şimdi şöyle bir şey yapalım istiyorum. Biz biraz hani bu program, seni tanıyalım, tanıştıralım, sohbet edelim, genel şeyleri konuşalım ama bunları devam ettirelim. Böyle birkaç bölüm daha yapalım. Orada işte temel konuları, konu başlıkları belirleyip konuşalım. Bu konu başlığını belirlemeden önce de sana şunu sormak istiyorum. Özellikle dediğim gibi hakikaten bayram, seyran, böyle kar yağdı falan, hemen ekrana birileri çıkıyor. Ya kazalar sadece bu yağmur yağdığında, kar yağdığında veya bayramda mı oluyor? Ve en çok kaza tipi nedir senin gözlemlerine göre? Neden oluyor bu kazalar? Bence bayramda çok kaza olmuyor. Bayramda çok kaza değil de biz çok kaza haberi duyuyoruz. Her an onunla yatıyoruz, onunla kalıyoruz. Bir de çok kötü üsluplar ve tabii oğullar kan yönüne döndü falan diye böyle acayip bir tonlamayla bizi korkutan ya da insanların korkması gerektiği mesajı veren haberler alıyoruz. Şimdi bayramda şu X kişi öldü. Bayramdan bir hafta evvel ve bayramdan bir hafta sonra aynı X artı ya da Y, X artı Y ölüm var. Ve 40 yıldır geriye dönük var. Bizim ülkemizde trafik kazalarında 40 yıldır geriye doğru incelediğinizde bütün terörden, bütün savaşlardan daha fazla insanı trafikte kaybetmiş durumdayız. Ya da buna sonrasında bir çözüm net getirilememiş durumda, maalesef böyle bir durum var. Şimdi bu ne oluyor? Bayram tatillerinde seyahate, memlekete tatile gidenler uzun yol tecrübesizliğiyle kazaya karışıyor. Otele bir gün az para ödeyeyim, geceden yola çıkayım diyenler gece sürüşü sabaha karşı yorgunlukla kafası düşüyor, uyuyakalıyor ve kazaya karışıyor. Bunlar ayrı kazalar. Bir de hız ve takip mesafesiyle ilgili olan kazalar var. Şimdi çok şükür, onun da gururundayım. Sen tanıdığın için söylüyorum. Televizyonlarda bu işler hiç anlatılmazken bile başlayıp anlatmaya başlayınca şimdi herkes anlatmaya başladı. Fakat ne anlatıyorsun? Yani anlattığın konu ne? Bir kere de hız deyin. Kurban olayım ya. Allah aşkına bir kere de hızdan bahsedin. Çünkü trafik kazalarının hızına göre takip mesafeni ayarlamazsan, doğru şeritte de olmazsan, evet, hayatında da hiç fren yapma eğitimi almamışsan sen kazaya hazır gidiyorsun. Sonra şu cümleler. Şanssızlık, istemeden oldu. Ben kaza kelimesine de karşıyım zaten. Yani kaza, evet kazadır da çoğunluğunu ben kaza olarak addedemiyorum. Bilinçsizlik, eğitimsizlik, konuyu hakikaten anlamamış olmak, kural ihlali.
Burada şöyle söyleyeyim. Evet, 40 yıldır çok fazla sayıda insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Yaralanma, mal kayıpları, maddi anlamda ekonomik ülkemize zarar. Ama son dönemde özellikle şu an başında olduğu için ismini zikretmekte çekinmiyorum. Ama ondan önceki bakanlarımız da bu işe çok el atmışlardı. Sayın Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanımız bu konuda inanılmaz çalışmalar yaptı. Hem motosikletler için o özellikle bariyerlerin düzenlenmesi, evet, denetimleri çok sıkılaştırdı. Çok teşekkür ediyorum. Hani Allah daha da arttırsın diyeyim. Çok işimize yarıyor. O denetimlerle insanlar kendine bir çeki düzen veriyor. Çok ve doğru. Hani kaçak göçek ne varsa, işte tedbirsiz ne varsa ortaya çıkıyor. Ceza yemek evet güzel değil. Ya da ben ceza yensin diye savunmuyorum ama Sayın Bakan da savunmuyor bunu. Derdimiz ceza yazmak değil diyor. Eğitim ve denetim diyor. Her zaman bunu söylüyor. Çok sağ olsun. O yüzden de eğitim ve denetimi artırırsak yollar çok güzel oldu. Oldu. Vallahi hani bu azalacak gibi gözüküyor ama bir yandan da tabii araç parkı artıyor. Yani araç parkının arttığı yerde siz elinizden gelip azaltsanız bile o arttığı için yine böyle bir şey kalıyor. Yeni başlıyor. Türkiye'de kazalar yeni başlıyor. Hı hı. Çünkü senin her gün bir test için yurt dışına gidip geliyorsun, görüyoruz. Ben de gidiyorum. Avrupa'da uçaktan in herhangi bir ülkede. Buna inanmıyor insanlar, biliyor musun? Belki buradan söyleyelim. Sen de yorumlan dahil ol. İndiğinizden itibaren otoban haricindeki bütün güzergahlar gidiş geliş. Evet. Her yer, hangi ülkeyi istiyorsanız otobandan çık, her yer gidiş geliş güzergahlar. Bariyer yok bir de. Bariyer de yok. Yeşillen, çimenlen sıfır. Göbek dönüşleri, yani dönel kavşaklar sıfır. Bariyer yok, yükselti yok, bumper yok geçişlerde. Sadece çizgi. Peki, şimdi biz 30 milyon civarında bir otomobilimiz var Türkiye'de. Almanya'da 60 milyon var. 85 milyon nüfuslarımız. Evet. Kişi başına düşen araç sayımız yeni fazlalaşıyor. Peki o zaman sen kazalara Ali Yerlikaya seviyesindeki Sayın Bakanımız kadar destek olmazsan mikro mobilitenin şehre girmesiyle beraber zaten korkunç bir yere geleceğiz. O yüzden bana göre iyi yollarımız var. İyi arabalarımız var. Sürücü davranışını değiştirmek için şunu yapmak lazım. Beklenmeyen ve öngörülmeyeni öğretmek lazım. Evet. Trafikte. Ama bu saygı meselesini çözmezsen her ufak bir sinyal vermediğinde in birbirini döv meselesinde, yani ben de buradan Sayın Bakan'dan şöyle bir açıklama yapsın. Arabasından inene ayrı bir ceza yazsınlar bu ülkede. Yani kavşakta çok güzel bir nokta, evet. Ne demek ya, kavşakta kaza yaptık, olabilir. Ben tecrübesizim, zaten vurduk. Peki ya da sinyal vermedik ya da önüne kırdı. Ya inip birine silah çekip bıçak çekilir mi yani? Hani nerede yaşıyoruz? Ya Sayın Bakan bunu çözsün. Vallahi trafik, yani üçüncü dünya ülkesi olmaktan çıkmak istiyoruz. Yani o biraz zor bir konu. Neden diyeceksin? Ben bunu hep savunuyorum. Yani polisimiz elinden geleni yapıyor ama herkesin başına da bir tane polis dikemezsin. Bir. İkincisi ya benim başıma niye polis dikeceksin? Ben olmadıktan sonra yani o bana ne yapacak? Anlatabiliyor muyum? Onun için hani bu biraz daha eğitim ve kişisel eğitim. Yani insan kendi kendini eğitmesi lazım diye bakıyorum. Şimdi derin konulara başlıyoruz ama süremizin sonuna geldik. Tamam. Böyle buraya bir virgül atalım. Olur. Programımızın sonuna geldiğimiz için çok tatlı konular bunlar. Bunları konuşacağız hepsini seninle. Ağzına sağlık, ayaklarına sağlık diyorum. Çok keyifli. Buraya kadar zaman nasıl geçti anlamadım. Eminim seyircilerimiz de anlamamıştır. Ve sohbetlerimizden kendilerine çok güzel böyle tadımlık şeyler çıkaracağını da düşünüyorum. Bu ben faydalı diyorum. Sohbetleri kaçırmayın diyorum. Mert İntepe'ye, sevgili dostuma teşekkür ediyorum ve 8. etabı burada bu haftalık noktalıyoruz. Haftaya görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.